Merhaba arkadaşlar. Merkezi eğilim ölçülerinden aritmetik ortalamadan bahsedeceğiz. Genel olarak merkezi eğilim ölçülerini ikiye ayırmıştık. Analitik olanlar ve olmayanlar diye. Aritmetik ortalamada 3 tür seri üzerinden devam edelim. Evet, aritmetik ortalama arkadaşlar. Basit seriler için aritmetik ortalama elimizdeki değerlerin her birini ayrı ayrı topluyoruz. Kaç değerimiz varsa o değere bölüyoruz. Toplam formülümüz x değerlerimiz birden n'e kadar olan tüm değerleri toplayın diyor. Evet, örnek verecek olursak eğer 2, 6, 13 ve 22 basit serisinin aritmetik ortalamasını bulalım diyor. Şimdi burada yapmamız gereken gayet basit. Değerlerimizi 2, 6, 13 ve 22 değerlerimizi topluyoruz. Toplamda kaç değerimiz var? 4 değerimiz var. Dolayısıyla değer sayısına bölüyoruz. Toplamı 43 bölü 4. 10,75. Tasnif edilmiş serilerde arkadaşlar her değeri kendi frekansı ile çarpmak suretiyle tekrardan toplama işlemi yapıyoruz. Yani burada gösterdiğimiz i değerlerimiz nedir? 1'den n'ye kadar olan, yani tüm değerleri alıyoruz ve bu x ve f frekans çarpımlarını topluyoruz. Buradaki n sayımız nedir arkadaşlar? Frekanslar toplamı. Örneğimize bakalım. Evet, bir sınıftaki istatistik notlarının aritmetik ortalamasını bulalım diyor. Burada yapacağımız neydi? F çarpı x. 4 çarpı 6, 24. 3 çarpı 9, 27, 2 çarpı 15, 30, 1 çarpı 4 ve son olarak 0 çarpı 3, 0. Toplamımız ne oluyor buradan? Yapıyor. Yani şuradaki gördüğünüz toplam 85. 85 bölü 37'den sonucumuz 2,29 çıkıyor. Bu dersleri izlerken mutlaka elinizde hesap makinesi olsun. Hesap makinesi üzerinden ilerlemenizde fayda var. Devam edelim. Son olarak gruplandırılmış serilerde aritmetik ortalama nasıl oluyor? Ona bakalım. Burada x'in x değerini almıyoruz. Grubun orta noktasını alıyoruz. Örneğin m noktası 10 ile 20 sınıfı için nedir? 10 artı 20 bölü 2'den 15'tir. Yani gruplandırılmış serilerde ne yapmamız gerekiyor? Orta noktayı almamız gerekiyor. Bunun için de önceki ders notlarınıza bir bakmanızda fayda var. Şimdi örnek üzerinde anlatırsak daha iyi anlaşılacaktır. Evet, 600 ile 699,9, yani yaklaşık olarak 700 olmuyor. 700 alt sınırda. Orta noktasını nasıl bulacağız? 600 artı 9,9 bölü 2'den. Bu da yaklaşık olarak 650 yapar. İşlem kolaylığı için 650 olarak alıyoruz. Her birinin orta noktasını bulduktan sonra daha sonraki işlem çarpma işlemi. Dikkat ederseniz burada zaten her bir aralık, sınıf aralığı
100 olduğu için ilkinin orta noktasını bulduğunuz zaman diğerleri de yüzer artarak orta noktaları kolayca bulabilirsiniz. 650, ikincisi 750, üçüncü sınıfımız 850, dördüncü sınıfımız 950, diğer sınıfımız 1050 ve son sınıfımız da 1150. Şimdi yapmam gereken nedir? Frekansla orta noktayı çarpıyorum. M çarpı F. 4 çarpı 650, 2600, 12 çarpı 750, 9000 yapıyor. 21 çarpı 850, 17850. 30 çarpı 950, 28500. 18 çarpı 1050, 18900. Ve son olarak 9 çarpı 1150, 10350. Topluyorum. 87200. Toplam frekansım 94. 87200 bölü 94, sonucumuz ne oluyor? 927,65. Yani buradaki işçilerin aldıkları ücretlerin aritmetik ortalaması 927 TL olarak bulunuyor. Evet, bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.